Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bloomberg HT Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gündeme baktığını tahmin ediyorum telefonundan. Şimdi dünden zaten konuştuğumuz bazı mevzular vardı. Bugün itibariyle özellikle de bu dakikalar itibariyle bir gelişme var mı yok mu oradan sorarak başlayacağım ve ilk sırada da bizim ekonomi yayınlarının tamamında konuştuğumuz bu kamuda tasarruf paketi mevzu var. Buna ilişkin çokça yorum alıyoruz biz konuklarımızdan ama gelen başka ne tür açıklamalar var, ne tür beklentiler oluşuyor? Şimdi kamuda tasarruf konusu zaten bir süredir özellikle hem Cumhurbaşkanlığı hem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gündeme getirildiği, enflasyonla mücadele kapsamındaki en önemli sac ayaklarından birisi olacağı söylendiği için oldukça önemli. Dolayısıyla dünkü açıklamaların zaten dün de söylemiştim ya bir genelge yayınlanacak ve bu genelge üzerine daha somut olarak konuşacağız diye. Ama alt başlıklar zaten Mehmet Şimşek tarafından açıklandı, aktarıldı ve bu kapsamda da tüm kamunun bu kurallara uymasıyla ilgili olarak net olarak hükümetin tabiri caizse talimatı verildi. Hı hı. Şimdi uygulama tarafına bakılacak ve kontrol edilecek. Toplamda şimdi 100 milyar liralık bir tasarruftan bahsedilmekle beraber aslında buradaki ana konu o ilk adımın atılıyor olması. Yani kamunun da tüm kurumlarıyla beraber Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde bu tasarruf adımlarını atmaya başlaması. Dolayısıyla belki meblağ şimdi 100 milyar daha ilerleyen zamanlarda daha da fazla artacaktır. Ama bunlara bakılacak zaten. Önemli olan bu sürecin başlıyor olması aslında. Dolayısıyla aslında genelgeyle beraber daha net göreceğiz. Ama çok net bir şekilde tüm bakanlıklara ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bu talimat zaten Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in açıklaması öncesi iletildi. Şimdi ona uygun işlemlerin başlaması bekleniyor aslında. Merkez Bankası Başkanı'nın da konuya ilişkin açıklamaları oldu. O da hani biz enflasyonu düşürmek için düğmeye basmaya hazırız. Hı hı. Şimdi bir de mali taraftan da destek olarak okuduklarını ifade eden cümleler kurdu kamu tasarrufu paketiyle ilgili olarak. Onun dışında şimdi özellikle bu dakikalarda, bu zamanlarda ne var diyorsan aslında piyasa etkisini de görüyoruz. Yargıyla ilgili, Kavala konusuyla ilgili olarak bir takım gelişmeler olduğu yönünde iddialar vardı. Hı hı. Piyasayı da hareketlendirdi. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Aslında yabancı yatırımcı konusunda ben Strasbourg ziyareti sonrasında da özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile bir takım yetkililerle yaptığım görüşmeler sonrasında aslında parlamentonun Türkiye'den beklentisinin yargıyla ilgili bir takım konularda adım atılması olduğunu söylemiştim. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Şimdi son gelişme Kavala konusuyla ilgili olarak zaten Osman Kavala'nın avukatının yapmış olduğu bir yeniden yargılama başvurusu vardı. Şimdi bu yeniden yargılama başvurusuyla ilgili olarak mahkeme nasıl bir karar alacak? Bu konu merakla bekleniyor. Bu hafta içerisinde bu arada bunun belirlenmesi, şekillenmesi, karar verilmesi bekleniyor. Ama karar şu aslında yani bugün bu piyasayı hareketlendiren ana karar bendeki bilgilere göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Diyor ki Gezi davasında Osman Kavala'nın avukatının yapmış olduğu bu yeniden yargılama başvurusuyla ilgili olarak karar vermesi için yeni bir heyet oluşturuyor. Yani daha öncesinde Kavala ile ilgili mahkumiyet kararı veren heyet yeniden yargılama başvurusuna bakmayacak. Dolayısıyla burada tabii şöyle bir beklenti de oluştu. Mahkumiyet kararı veren heyet değiştiği için yeni bir heyet yeniden yargılama kararına, yeniden yargılama başvurusuna bakacağı için farklı bir karar çıkabilir mi söylentisi çok fazla konuşulmaya başlandı. Piyasa etkisini yaratan gelişme de aslında bu. Yani şu son süreçte özellikle işte son yarım saat 45 dakikalık süre içerisinde özellikle hareketliliği sağlayan kaynak haber aslında bu. İşte tekrarlayayım. Bendeki bilgi Osman Kavala'nın yeniden yargılamayla ilgili yapmış olduğu başvuruya karar verecek mahkeme heyetinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından değiştirilmesi. Yani Kavala ile ilgili mahkumiyet kararı veren heyet yeniden yargılamaya ilişkin başvuruya bakacak heyet değil. Yepyeni bir heyet bakıyor, yepyeni hakimler, yeni hakimler görevlendirildi bu konuyla ilgili olarak. Tabii ki başvurunun
başvuruya nasıl bir cevap verileceğini şu an itibariyle tabii bilemiyoruz. Ancak mahkeme heyetinin değişmiş olması şu anda bu piyasa hareketliliğini sağlayan gelişme olarak değerlendiriyorum ben. Pekala, bu önemli elbette. Bunu da takip ediyor olacağız. Bunun ötesinde aslında biraz Gazze tarafıyla da ilgili açıklamalar olduğunu gördüm. Özellikle ABD cephesinden İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin bir soykırım olarak görülmediği ifade edilmiş Biden hükümetinin. Yani hani buna zaten ne diyeceğimi de çok bilmiyorum ama sana vereyim o topu. Ya Didem, burada çok farklı açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. Şimdi bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha öncesinde İsrail hükümetine özellikle bir takım bombaların kullanılmaması, cephane silahların verilmemesiyle ilgili almış olduğu bir karar vardı. Bunun nedeni olarak da özellikle muhtemel refah operasyonu, o zaman muhtemel deniyordu. Şimdi bir operasyon başlatıldı ama bunun da kapsamlı olmayacağı, sınırlı bir operasyon olacağı yönünde bilgiler paylaşılıyor. Bu konuyla ilgili olarak hala bu arada bugün de Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde operasyonlar devam ediyor. Onu net olarak söyleyebilirim. O çok korkulan refah operasyonu tam gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi, onunla ilgili bilgiler yok. Sadece bir takım kaynaklardan değişik haberler sızdırılıyor. İşte aslında İsrail'in hedefinde olan bazı Hamas üyelerinin Refah'ta değil Gazze'nin kuzeyindeki tünellerde olduğu, dolayısıyla refah operasyonunun olmayabileceği yönünde bilgiler de paylaşılıyor. Bir yandan Netanyahu hükümeti üzerinden Hamas'ın sürgünü, Hamas liderlerinin sürgünü kabul etmesi veya tamamen silah bırakması yönünde bir karar alırlarsa bu operasyonun olmayacağı, hatta bir ateşkesin sağlanabileceği yönünde de beklentiler var. Ez cümle şunu söylemek gerekiyor. 35 bin üzerinde can kaybı, benim bildiğim kadarıyla 80 bin sınırını aşan yaralı sayısı, milyonlarca insanın evinden barkından olması, bu süreç devam ediyor aylardır. Dolayısıyla bir takım ülkelerden zamanlaması farklı olmakla beraber değişik açıklamalar geliyor mu? Geliyor. Kınayan açıklamalar geliyor mu? Geliyor. Çok net tepki gösteren ülkeler var mı? Var. Farklı platformlarda. Evet. Müzik yarışmasında da tepki gösterenler var. Farklı bir uluslararası toplantıda da tepki gösterenler var. Ama sonuçta bu bir hala bir barışa, bir ateşkese, can kaybının kanatmasının önüne geçecek bir sürece ne yazık ki henüz gelebilmiş değil. Bununla ilgili diplomatik çalışmaların, diplomasi çabalarının devam ettiği yönünde bilgiler paylaşılıyor ama şu an itibarıyla burada barış yakındır veya her şey imzalanabilir yönünde bir şey söyleyemiyoruz ne yazık ki. Hatırla, geçtiğimiz hafta artık çok yakın gibi gözüküyor. Hamas da kabul etti. Artık İsrail'in bir hamlesinin imzasına kaldı derken tekrar başladığımız yere geri döndük. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu anda net olarak açık. Yargı ile ilgili bir gelişme daha söyleyeyim bu arada. Bu hafta içerisinde hem Kavala kararı ile ilgili beklenti var hem de yanlış hatırlamıyorsam 16'sında Kobani davasında da karar açıklanacak. Dolayısıyla aslında bu hafta içerisinde özellikle yabancı ülkelerin beklediği iki ana dava ile ilgili olarak gelişmeler yaşanabilir. Az önce söyledim. Kavala'nın yeniden yargılamasına bakacak. Mahkeme heyetini değiştirmesi konusu var. Bugünün sıcak konusu. Karar ne zaman açıklanacak belli değil. 16'sında da yani Perşembe günü de Kobani davası ile ilgili karar açıklanacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet, bu gelişmeler hem piyasa anlamında hem Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkileri anlamında da kritik. Ya hukukun üstünlüğü konusu yabancıların önem verdiği bir konu olarak dikkat çektiği için bu etkiler herhalde daha gözle görülür oluyor. Doğru. Piyasalarda. Bu anlamda da yine olumlu adımların atılmasını temenni edelim biz. Tabii karar ne olur, nedir, ne değildir o bizim işimiz değil. Ama hukukun üstünlüğü yaklaşımının korunmasını istemek vatandaş olarak hepimizin hakkı. Alican Türkoğlu, var mı ekleyeceğim başka bir şey? Yok, bir yandan yazıyorum yeni bir şey. Kime var. Kime yazıyorsun? Yok işte hani bu özellikle son bu şu anda konuştuklarımızla ilgili gelişme var mı diye yok. Yani peki, en son gelişme bunlar, anlattığım dışında bu başka bir şey. Bu arada Powell'dan bir açıklama onunla var. Enflasyon aylık bazda düşmeye başlayacak. 2024'ün ilk ayları kadar yüksek seyretmeyecek diyor. Enflasyonla ilgili konuşmaya başladı. Şu ana kadar hep biz
şuna alışmıştık. Biraz daha hani gerçekleşmeler üzerinden verileri takip eden bir Fed izliyorduk. Sanki bu açıklamayla biraz daha bu konuda yönlendiren de bir Fed'e doğru mu geçiyoruz? Tekrar ona bakacağız. İş gücü piyasasında kademeli bir soğuma ve yeniden dengelenmenin işaretleri var diyor Powell. Ben müsaadenizle Can Türkoğlu'nu uğurlayayım. Sonra biz bütün bu başlıklarla devam ediyor olacağız. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Alcan, sana da öyle. Yatırım finansmana dönelim. Strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Berna Önsel bizimle birlikte. Berna hoş geldin. Sıcağı sıcağına Powell'dan gelen açıklamaları da biz son dakika olarak paylaşıyoruz. Sen de görüyor musun diye emin değilim ama ben ikisini de paylaştım son dakikaların. Sözü sana vereyim. Ek bir şey gelirse araya gireceğim. O yüzden şimdiden haber vermiş olayım onu da. Seni dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sıcağı sıcağına Powell'ın açıklamalarını aslında değerlendirmek isterim ben de. Bugün Hollanda'daki Yabancı Bankacılar Derneği'nin bir panelinde ECB üyeleriyle birlikte Powell'ın açıklamaları vardı. Şu an aslında yapılan açıklamalar piyasayı bir miktar yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesine dengeleme çabası olarak değerlendirilebilir. İş gücü piyasalarında şu an net bir soğuma talebi yok, sinyali de yok aslında. Geçtiğimiz hafta aldığımız haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklenti üzerinde bir sapma vardı. Bir önceki aya gidecek olursak benzer görünüm diğer istihdam öncü göstergelerinde de mevcuttu. Piyasalar oldukça gergin yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde. Bugün açıklanan üretici fiyat endeksi Nisan ayında çekirdek bazda özellikle Ağustos 2023 sonrasındaki en yüksek yükselişini yaşadı. Aylık bazda manşette her ne kadar beklentilerle uyumlu olsa da genel gösterge hizmet tarafının, hizmet fiyatlarının enflasyonu desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Ve bu da tabii ki piyasayı rahatsız eden unsurlardan bir tanesi. Powell'ın açıklamalarında enflasyonun 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra, ikinci yarısından sonra şu anki baskısını göstermeyeceğine yönelik detaylar vardı. Kurum olarak yıla başlarken paylaştığımız strateji raporunda da aslında belirtmiştik. Temmuz ayına kadar enflasyonun baz etkisiyle birlikte bir miktar baskı altında kalması görüşümüzü şu anda koruyoruz. Fakat şu anki göstergelere baktığımızda ABD zaten hizmet enflasyonu yüksek bir ülke ve hali hazırda öncü göstergelerde enflasyonda hizmet fiyatlarının veriyi desteklediğini gösteriyor. O yüzden yarınki veri için yukarı yönlü ciddi bir sapma görmemiz halinde bu küresel piyasalarda satış baskısını beraberine getirecek etmenlerden bir tanesi. Endeksler tarafına baktığımda şu anda ABD açılışı oldukça yatay gerçekleşti. Son iki gündür de hacimsiz bir momentum görüyoruz. 5264 S&P 500'ün tarihi zirvesinden %1'den az bir marş kalmış durumda. Şu anda piyasalar Powell'ın açıklamalarıyla birlikte önümüzdeki dakikalarda volatiliteyi artırabilir görülse de odakta yarın açıklanacak enflasyon verisi olacaktır. Gün içi gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum aslında. Avrupa tarafında sabah saatlerinde Almanya'da enflasyon rakamlarını takip ettik. Birleşik Krallık'ta işsizlik beklentilerinin üzerinde bir artış kaydetti. Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin'in 1 trilyon yuanlık tahvil alımı emlak piyasalarındaki şu anda yeni şirketlerin temelde düştüğünü açıklamasıyla birlikte bir miktar dengelenmiş durumda. Bu sabah bizim açılışımız öncesinde, Asya kapanışı öncesinde de bir miktar bunun etkisi vardı Asya piyasalarında. Avrupa tarafına darbantta bir işlem gördük. ABD tarafına geldiğimizde ise Powell'ın açıklamaları yine seans içerisinde volatiliteyi artırabilir etmenlerden bir tanesi. Kısaca şirketler tarafına değinecek olursak da faizlerin şu anki durumunu baz aldığımızda özellikle konut piyasası tarafı risk teşkil eden unsurlardan bir tanesi Didem. Burada baktığımızda seans açılışı öncesinde bilançosunu açıklayan Home Depot'a da kısaca değinmek istiyorum. Ev tadilatı perakende şirketi. Fakat şu anda yüksek faiz oranları ABD'de konut talebini sınırlıyor. Fakat buna kıyasla talep hali hazırda temel tüketim tarafında, hani ihtiyari taraf ve konut talebi içinde şu anda şirketler özelinde marjlarda bir baskı görüyoruz. Bu da tabii ki Fed'in istemediği şeylerden bir tanesi. Toparlayacak olursak piyasalarda temkinli bir görünüm var. Yarın açıklanacak enflasyon verisi endekslerdeki yön tayini için ana etmen olacaktır diyerek sözlerimi noktalayabilirim.
Berna Önsel, çok teşekkür ediyorum. Sen bu detayları bizlerle paylaşırken Avrupa Merkez Bankası üyesi Not'tan da bazı açıklamalar geldi. Bir tanesi enflasyon Avrupa'da ABD'ye göre daha az kalıcı olması muhtemel şeklinde. Biz bu Powell'ın açıklamaları ve elimizdeki diğer notları konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan hemen sonra A1 Kapital Araştırmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bana eşlik ediyor olacak. Varsa sorularınız, nereye göndereceğinizi biliyorsunuz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Kapanışa doğru devam ediyor. A1 Kapital Araştırmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal hazır ve bizi bekliyor. Baki, hoş geldin. Yoğun bir gündemde yine birlikteyiz. Nasılsın? İyidir dedim, sen de iyisin. Ben de iyiyim. Son dakikalar gelmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell konuşuyor. Son olarak hizmet enflasyonunun %2'ye gitmesine gerek yok dedi. ÜFE ile ilgili olarak da, ki bugün açıklandı, senin de yorumunu soracağım. Orada da hani yüksek olduğunu söyleyemem ÜFE'nin ama biraz da karışık diyor. Yarın tabii TÜFE'yi bekliyoruz ABD tarafında. Ama bu ÜFE verisiyle de birlikte bir hareketlilik oldu piyasalarda genel olarak. Nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım sence? Hem bugünkü ÜFE'yi hem de şu ana kadar Powell'ın açıklamalarını. Bu arada bir son dakika daha var. Biz umarım yayın yapacağız bu son dakikalar arasında seninle. QNB Finans Bank'ın 500 milyon dolar büyüklüğünde 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracatında getiri %7.37'nin biraz üstünde oldu. 7,375 oldu diyelim. Ki bu da önemli. Bu ara özel sektör tahvil ihraçları, bilhassa da sürdürülebilir temalı olanlar çokça gündeme geliyor. CDS'ler 275'ler mertebesinde. Bu da iyi haber. Ay, yoruldum ben vallahi, bunları söylerken yoruldum. Sen yorumlarken ne yapacaksın bilmiyorum. Buyur. Ya, rahatız, o konuda bir şey yok. Şimdi Powell'ın açıklamalarına bakıyorum. Bekliyoruz. Bol miktarda bekliyoruz var. Hizmet enflasyonu da ikide olmasına gerek yok kısmı biraz ilginç gelen nokta oldu son etap itibariyle baktığımda. Çünkü hizmet ve mal maliyetindeki güçlü artış etkisiyle ÜFE beklenenin üzerinde geldi ki geçemeyebilir, revize ettiler. Normalde artışı 0.5 seviyesine geliyor. Ve bunun sonucunda ne oldu? %64 Eylül ayında enflasyon faiz indirimi beklenirken o oranı 60'a çektiler. Amerikan tahvil tarafında da hareketlilik başladı tekrardan. Hikayeyi tekrar sarmala döndürdük. Fed'in genel anlamı itibariyle son 1,5 aydır yaptığı zaten hikayeyi sarmala döndürmek. O döndürdükçe oynaklık artıyor. Oynaklık arttıkça gözler Avrupa tarafına dönüyor ki eş zamanlı notun açıklamaları vardı. O da yani biz rahatız, Amerika'ya bağlı değiliz ki. Bütün hikaye yılın başında neydi? ECB Amerika'ya bağlıdır. Onun yaptığını takip eder. Şimdi evet. ECB Amerika'ya görüntü itibariyle İki faiz indirimi öncesinden yapıp Amerika üçüncüsüne yetişirse Aralık dönemine üçüncüyü yapabilecek ki şu konjonktürde ilginç olan nokta bana göre dediğim gibi hizmet enflasyonunun iki olmasına gerek yok açıklaması. Tamam. İki olmasına gerek yok ama senin bir iki hedefin var. Avrupa'nın zamana yönelik bir iki hedefi yok ama Fed tarafının var. Bu da doğal olarak piyasanın kafasını karıştırıyor. Doğal olarak hepimiz yarınki TÜFE verisini bekliyoruz ama ÜFE zaten biraz onun görüntüsünü verdi. Yani biraz daha karışık ortam olacakmış gibi, oynaklık daha fazla olacakmış gibi gözüküyor şu kompozisyonda. Şimdi Fed Başkanı tabii bir yandan da bu ara çokça konuşulan bir başka husus Amerika ekseninde, yani faiz mi inecek, daha yüksek seviyelerde daha uzun süre mi kalacak, yoksa faiz mi inecek veya hani faiz inecek kısmında da ne zaman, ne kadar inecek boyutu konuşuluyordu. Powell diyor ki bir sonraki hamlenin faiz artırımı olacağını düşünmüyorum. Hani bunu kaldırdık mı masadan o halde bu açıklamayla? Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam stagflasyon yanından ne stag var ne flasyon var diyordu. Demek ki bir tehdit var ki bu cümleyi kuruyorsun. Şimdi de benzer şekilde demek ki bir tehdit var ki kuruyorsun. Bu tehdidi nereden görüyoruz? Ya, Amerika'da menşeli kurumların yazdığı raporlara baktığında
bazılarında son dönemlerde faiz arttırma da yapabilir. Çünkü o istagflasyona yanaşım var. O yüzden hizmet tarafına ben takıldım. Yani Türkiye üzerinde de baktığımızda geçen hafta Sayın Karahan da hizmet enflasyonu onun önünde et fiyatlarındaki artış üzerinden giderek zincir etkiyi bağlamıştı. Burada hizmet ve mal maliyetteki güçlü artış devam ediyorsa, istihdamda istediğin hedefe ulaşamıyorsan, konut sektöründe sıkıntın varsa doğal olarak bu sana harcamalar da güçlü diyorsun. Şimdi diğer tarafı da o. Bunların hepsi yüksek faizli ve yüksek fiyatlamanın devam edeceği anlamına geliyor. Bu sefer de sen hangi vadede bunu yakalayacaksın, nasıl yapacaksın sorusu gündeme gelince piyasa zaten fiyatlamayı çok hızlı yapıyor. Evet. 3 üzerine piyasanın beklentisi 1, 1.5 da 1 diyoruz ona. 2 yukarıya yuvarlamamıza şu anda bu verilerle gerek yok. Konjonktür böyle olunca da yani Powell'ın ben direkt şey üzerine bakıyorum. Eğer Trump gelirse Powell böyle karmaşa içerisinde Trump'la devam eder mi? Başka bir sorun sana kapısını açacak ki. Bir de işin şey tarafı var. Çin'le ilişkiler tarafında Yellen'la şeyde ters düşüyor. Hükümet tarafı da ters düşüyor. Biri vergilerin arttırılmasını istiyor. Diğeri fazla yapmayalım. Çünkü Çin'le ticaret hacmimi şu konjonktürde arttırmam gerekir açıklamalarında bulunuyor. Birinden maliyeti daha da arttıracaksın. Ama diğer taraftan enflasyonu düşürmek istiyorsun. Ama maliyeti arttıracağın ürünler senin iç pazarında rağbet görüyor. Doğru. Şimdi bu da içinden çıkmaz bir durum içerisine doğru etap etap Amerika'ya götürüyor. Burada en doğru fiyatlamayı en azından sözlü piyasalar yapıyor. Niye? Çünkü 160'tan 160 bekliyordu yılın başında. Şurada 5 ay geçti. 5 ayda bir anda 40 bandına çekmeyi çok rahat bir şekilde çektiler. Görüntü o 40 bandının üzerine de pek çıkacakmış gibi durmuyor. Her geçen veri eskiden bir oynattık işte bir hafta kötü bir hafta iyi gidiyorduk. Şimdi konjonktürde Amerika'nın hep güçlü olduğunu görmeye devam ediyoruz. Yani herhangi bir yumuşa emaresi şu kompozisyona kadar görmedik. Görürsek de şu ortamdan sonra biraz sürpriz olacakmış gibi. Her ne kadar geçen seneye göre yok işsizlik oranı %120 artmış yeni işten çıkarılanlar kısmındaki bunlar teknoloji ağırlıklı desen de bakıyorsun ana tabloda pek bir değişiklik şu kompozisyonda gözükmüyor. Peki. Avrupa tarafında da çok hızlıca geçeceğim çünkü içeride soracağım çok soru var. Ama Avrupa Merkez Bankası üyesi Nott'tan bazı açıklamalar vardı. O da diyor ki Avrupa'da Amerika'ya göre daha az kalıcı olmasını beklerim. Enflasyonun tamam bunu zaten hani biz de böyle kabul ediyor ve duyuyorduk uzmanlardan. Ama bir yandan da Euro bölgesi ekonomisine dair toparlanmanın net işaretleri var diyor. Bu iyi haber. Hani bunu bir yorumla bizim için oradan biraz konuyu içeriye doğru çekelim. En büyük ihracat partnerimiz Avrupa'nın iyi olmasını, afiyette olmasını diliyoruz elbette. Dolayısıyla nasıl yorumlamak lazım? İçeriye yansımalarıyla birlikte şöyle bir değinelim o tarafa. Ya bizim ihracatçılar için son derece önemli. Yarısına yakın ihracatı Avrupa tarafına yapıyoruz. Geçen senelerde onlardaki büyüme düşük diye biraz sıkıntı olmuştu talep tarafında. Onların iyileşmesi, kredi mekanizmalarının açılması doğal olarak bizim ihracatçılara da tabela üzerinde olumlu etkiler. Yani orada bir sıkıntı görmüyoruz. Diğer taraftan Almanya özelinde bakmamız gerekiyor ki Züven Endeksleri açıklandı. Yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesinde gayet moralliler. Hatta şöyle diyelim genel konjonktüre baktığımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıkmışlar. Burada hikayenin içerisine baktığımızda da gördüğümüz ilk çeyrekte Almanya'nın beklenenden güçlü büyümesi. Zayıf ama gene de beklenenden yüksek bir montanda oldu. Çin'le ilişkilerin biraz daha toparlanması onun verdiği moral ki en büyük ihracat partneri olarak gözüküyor Almanya'nın. Dolayısıyla geçen haftalarda Xi'nin yaptığı ziyaretlerin olumlu yansımalarını burada etap etap görmeye başlayacağız. Dolayısıyla Avrupa tarafı bizim için son derece önemli. Amerika'dan daha çok önemli. Bu önem de doğal olarak iç tarafa Avrupa ilişkileri, Avrupa'daki beklentilerin bizim tarafından yönetilip yönetilmemesi, bize finansman konusunda ne kadar yardımcı olacakları ki geçtiğimiz senelere baktığımızda Orta Doğu bir türlü şey yapmadı. Orta Doğu'dan bahsediyorsun. Orta Doğu'daki menşeli bir finansman modelimiz vardı. Avrupa uzaklaşmıştı. Son dönemlerde Avrupa toparlanmayla birlikte, bizim de attığımız adımlarla birlikte Avrupa tarafından da fonlanma tarafında bir rahatlama görüyoruz. Türkiye'yi fonlama tarafında. Dolayısıyla bizim için Avrupa Amerika'dan daha önemli. Çünkü
dolar endeksinde her ne olursa olsun bir 103-102 seviyesini görmüyoruz. Ama şimdi, 107'yi evet. de sıkışmış bir taraftayız. Efendim son olarak ne dedin? Sıkışmış bir taraftayız. Küresel olarak sıkışmış. O yüzden Fed'in yaptığı politikası A'sı B'si bizim iç tarafı o kadar etkilemiyor ki. Özellikle bakıyorsun işte bugün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Kararının açıklaması var. TL'ye güven kısmı var. TL'ye güven kısmı düzenli olarak artmaya devam ediyor. Bu da sana doğal olarak yatırımcının mevduata mı gitsem, bu faizlerden bağlasam mı tarzındaki soruları gündeme getiriyor. Bizim için iç tarafın dış bağlantısı bu açıdan önemli. O yüzden Finans Bank'ın dediği gibi sürdürülebilir ki geçen hafta da başka bir bankanın vardı sürdürülebilir konusunda. Evet. Mevduat biraz daha yüksek olması lazım. Bunlar da zaten temponun artık artmaya başladığını, yabancı ilgisinde bu tarafa çoğaldığını gösteren en büyük etmenler. Kesinlikle. Şimdi baki gelen sorulara da şöyle bir bakıyorum da hemen hızlı hızlı birkaç tanesini paylaşayım. Sen hepsine böyle topyekun bir cevap verirsin diye düşünüyorum. Ender Bey diyor ki Tüpraş'ta bir haftadır BOFA sürekli baskılıyor. İlk çeyrek bilançosu bizi üzecek mi? Bu baskının sebebi bu olabilir mi? Sanayi şirketleri, banka ve holdinglerin çok gerisinde kalmadı mı diyor. Bu geniş bir soru olduğu için aslında bunu sorayım. Yani sanayi şirketlerinin banka ve holdinglere kıyasla performansı. İki katı. Yani neredeyse iki katı. Şimdi açtım. Sanayi şirketleri yılbaşından bu yana %28, bankacılık %53. Yuvarlak hesap iki katı diyelim ona bir şey var, fark var. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte yabancılar ne yapmaya başladılar? Bankacılık sektörüne odaklandı. İlk çeyrek bilançolarının zayıf olması bekleniyordu ki kısmen iyi bilançolar getirdiler. İkinci çeyrekte daralmadan dolayı zayıflık olacak. Ama 3-4-5 bundan sonraki periyotta line'ların açılmasıyla birlikte, kredi mekanizmasının açılmasıyla birlikte bankacılık sektörüne, yabancı rapor da oradan geliyor zaten, bankacılık sektörüne yöneleceksin. Ondan ayrıldı. Peki daralma kime olumsuz etki yapacak? Sanayi tarafına. Çünkü kredi bulamayacaksın. Şu anki maliyet üzerinden gittiğinde %60 bandı üzerinden bir maliyetim var. Diyorsun ki bekle. Bu çeyreğe de geçirelim. Ne zaman bankalar bana kredi vermeyi rahatlatacaklar 3. çeyrek itibariyle, o zaman dönem içerisinde alırım. Tüpraş tarafına baktığımızda da o zaten 1. çeyrekte hem fabrik tarafındaki ne kadar bir bana bir maliyeti olacağını söylemişti. Yenileme çalışmasının. Evet. Dolayısıyla orada bir teknik düzeltme olarak bakıyorum ben orada. 200'ü gördüm, ondan sonra geri çekiliyor. Ve bu bana göre orta ve uzun vadede alım yönünde değerlendirmesi gereken bölgeler civarında geziniyor diye düşünüyorum. Çünkü biz model portföyden onu çıkarma yapmadık. Benzeri bugün işte BOFA dersen Türk Hava Yolları'nda da BOFA'nın çok ciddi satış var. Diğerleri artıyken evet. Bu tarafta çok ciddi var. Bankalarla da ilgili hedef fiyatlarda artış tavsiyesi var. 3 haftada bir neredeyse, eskiden 2 haftada yapıyordu da 3 haftada bir yukarı çekmeye başladılar. Çünkü konjonktür gelişmeleri, Mehmet Şimşek'in kararının açıklamaları, yatırımcı toplantıları doğal olarak onlar da gidiyorlar ve oradaki etki üzerine rakamları onu koyuyorsun. Bu taraftar line'ın açılacak çünkü ciddi miktarda döviz girişi bekliyorsun. O döviz girişi üzerinden de dolaylı olarak kredi mi dezenflasyon süreci başlayacak ve sen rahat bir şekilde artık kredi vermeye başlayacaksın. İhtiyaç kredisi de dahil olmak üzere normal sisteme giriyorsun. Bu da son derece mantıklı ve şeydir. CDS primin geri çekiliyor. Bu da bankacılığa olumlu yansıyacak. Diğer etmen, o çekilince sendikasyon kredisini rahat bir şekilde buluyorsun. Bu da sana bir etmen. Çünkü rol kısmında da yavaşlama vardı. Evet. Bankacılığın şu anda ön plana çıkması sigortacılık sektöründeki eza tamamıyla ondan kaynaklanıyor. Koray Bey ne alalım diye sormuş. Diyor ki mesela sıra sanayilerde ise Borusan'da düzeltmedeyken toplasak fena olmaz mı demiş. Ne düşünür diye sormuş Bakir. Ben biz 30 içerisine ağırlık vermeyi düşünüyorum. Yan taraflara pek ağırlık vermeyi düşünmüyorum. Çünkü yabancı konuştuğumuz nokta hep yabancı. Hatta yabancı için ne diyoruz? Dolar bazlı bakın. 314 dolar seviyesi diyorsun. Yani burada normalde 10.200'deydi 9.800 demen lazım. Dolara çeviriyorsun. Evet. Bu konuda da paranın girdiği yere bakıyorsun. Biz sanayiye giriyor mu? BIST 30 içerisindeki işte biraz otomotiv şirketlerine giriyor gözüküyor. Onun haricindeki de pek girişiyor. Biraz daha büyük, daha likit şirketlerde durmakta fayda var diyorsun. Bir dakikan var. Özellikle halka arzlar tarafı için ne düşünürsün diye merak ediyorum. Ömer Bey örneğin Lila kağıdı merak etmiş. Yani hani tabana iyice yaklaştı diyor, yükselişe geçer mi diye sormuş.
kağıt özelinde değil de son evet, genel olarak halka arzlarla ilgili bir yorum alayım. İki periyodu söyleyeyim. Yani orada bence tehlikeli sularda oynaşmaya başladı piyasa. Çünkü küçük yatırımcının 60 lotu, 20 lotuyla o tahtalar dip olmaz. O zaman kim yapar bu işi? Portföy taraftarı yapar. Şimdi geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz örnek neydi? Dip yapıldı. Ondan sonra yukarıya çıktı. Evet. Bunu dediğim gibi küçük yatırımcı 50-60 lotuyla yapamaz. Tabii. Ve böyle olduğu zaman da o halka arzda talepler azalır. İş tamamıyla buyurun kurumsalcılar kendi aranızda topu çevirin moduna gider ki bence bu son derece tehlikeli. Küçük yatırımcı burada biraz kenarda kalsa şu kompozisyonda iyi olur. Ya da evet, onlar da fiyat aşağıya geldiğinde, dibe yakın seviyelere geldiğinde eğer kağıdı çalıştığı kurum güveniyorsa miktarı rahat bir şekilde normal seviyeye çekebilir. Daha fazla adım yapabilir. Çok çok teşekkür ediyorum Baki sana. Bana eşlik ettiğin ve sorularımızı yanıt verdiğin için iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyoruz. Evet. Kapanışa doğruyu noktalıyorum ben şimdi. Bir araya gidiyoruz. Dönüşte iş dünyasında tekrar birlikte olacağız.